Bu kez Köşe Bucak Dünya programı ekibi olarak komşumuz İran'dayız. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve o günlerden bugünlere medeniyetin gelişiminin izlerini taşıyan sürekli bir uygarlığın var olduğu topraklardayız. Öyle ki kökleri Babil'e kadar uzanıyor. Sonrasında bu topraklardan Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Gazneliler, Selçuklular, Timurlar, Türkmenler, Safeviler gibi sadece birkaçını saydığımız devletler gelip geçiyor. Son dönemde ise Pehlevi Hanedanı hüküm sürüyor ve ardından Şubat 1979 yılında İmam Hümeyni'nin inkılabıyla binlerce yıllık Şah döneminin sonu geliyor. Hani bunlar aklınızda kalmasa bile merak edeniniz vardır diye anlatıyorum. Söz bu yönde açılmışken İran'la ilgili birkaç bilgi daha verip sizi İran'ın bugünüyle tanıştıralım. İran nüfusu 65 milyon civarında. Orta Doğu'nun merkezinde ve Hazar Denizi ile Fars Körfezi arasında köprü vazifesi görmekte. Bu arada belirtelim ki Orta Doğu'nun İngilizler ve Fransızlarca çizilmemiş tek sınırı Türkiye ile İran arasındaki sınırdır. İran'ı gezmeye İsfahan'dan başlamaya karar veriyoruz. Başkent Tahran'dan uçakla 45 dakikalık bir yolculuk sonrası İsfahan'a ulaşıyoruz. Hemen bir taksiye binip bizi İmam Meydanı'na yakın bir otele götürmesini söylüyoruz. Meydana 150 metre uzaklıktaki bir otele yerleşiyoruz. Otel işlemlerimizi alelacele yaptırıp kendimizi İmam Meydanı'na yani Nakşi Cihan Meydanı'na atıyoruz. Çünkü İsfahan'ın nısfı cihansa yani evrenin yarısıysa bu meydanda nısfı İsfahan'dır. Nasibe bakın ki meydana geliş zamanımız meydanın en güzel anına denk geliyor. Şu atmosfere bakar mısınız? Meydanı hayran hayran gezerken Hüseyin'le tanışıyoruz. Daha ne isteriz ki? Hüseyin bizi iş yerinde çaya davet ediyor. Kuleli, safranlı çay sohbetinde Hüseyin Türkiye sevgisinden ve Türk arkadaşlarından bahsediyor. Bir turizm elçisi gibi onlara yardım ettiğinden bahsediyor. Bize de yardım etmesini rica ediyoruz. Büyük bir memnuniyetle kabul ediyor. Ertesi gün sabah buluşmak üzere ayrılıyoruz. İran'ı gezmeye İsfahan'dan başlayacağız. Tabii İsfahan'ı gezmeye de Nakşi Cihan Meydanı'ndan başlayacağız. Bu meydan biliyorsunuz dünyanın ikinci büyük meydanıdır. Ve burada bir şansımız var. Biz burada Türkçe konuşan Hüseyin Bey'le tanıştık. Bu meydanı size o anlatacak. Biz
Şimdi İsfahan'ın tam ortasındayız. Burası meydanı Nakş-ı Cihan veya meydanı İmam diyorlar. Ve bazen insanlar İsfahan'da diyorlar, dünyanın yarısı burada. Onun orijinalini bir söyleyeyim, Farsçasını. İsfahan Nakş-ı Cihan ya Nesb-i Cihan. Yani İsfahan dünyanın yarısı diyorlar. Bakalım gezince göreceğiz İsfahan dünyanın yarısı mı? Lahzeyi hudafizi kesini amfı şurada mı? Evet, çok güzel bir şehir. Çok tertemiz, yeşil. Arkamızda bir Lütfullah Camii var. Şeyh Lütfullah Camisi. Ondan sonra bu meydan 510 metre, 160 metre. Çok büyük. Yani boyu 510 metre, eni 160 metre. Bu meydanın etrafındaki dükkanlar kapalı çarşı gibi mi? Neler var orada? Yok, kapalı çarşı gibi değil. Serbest ve değişik mağazalar var. Mesela neler var orada? Her şey. Sadece art var, hüner var. Diyor ki bu çarşılarda sadece hüner var, sanat var, art var. Yani muhtemelen bakır işçiliği, minyatür işçiliği, hat sanatları ve buna benzer bütün sanatları bu dükkanlarda gezip görüp size göstereceğiz. Meydanın bu cephesi, doğu cephesi mi oluyor? Bu tarafındaki şu cami ne camisi? Bu camiye İmam Camisi diyorlar. İmam Camisi. Peki buradan böyle geldiğimiz zaman orada bir tane daha cami görüyoruz. Şeyh Lütfullah Camisi. Lütfullah Camii. Evet. Buradan devam ediyor. Orada tam karşı tarafımızda çarşı gibi bir pazar var. Pazara Kayseriye diyorlar. Peki o camide Lütfullah Camisi'nde birisi mi yatıyor yoksa nedir? Eskiden öyle diyorlar ki bu cami minaresiz mi? Minare yok bu caminin. Sadece bayanlar için yapmışlar. Ama şimdi herkes namaz kılabilir. Çok enteresan. İçeride bir yumurta gibi benziyor. Hepsi yeşil ve çok mavi. Güzel bir seramikler var içinde. Seramikleri çok güzel. Burada bir de bildiğimiz Ali Kapı var. Hemen evet, bu Ali Kapı. Bu nedir? Bu bir palas. Bir saraydır. Bir saraymış. Şah burada oturuyordu. Şah eskiden evet. Özelliği nedir bu sarayın? Değişik odalar var. Müzik odası var veya çok enteresan. Gitmeniz lazım, görmeniz lazım. Tabii ki. Ama bu aşağı yukarı 400 sene oluyor. Çok enteresan bir saray. Meydan aynı zamanda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer almıştır. Meydanı ve etrafındaki çarşıları gezmenin en güzel zamanı ikindiden sonra ve akşam saatleridir. Meydanın her köşesi ve bucağı sürprizlerle dolu ve cıvıl cıvıl. Biz işe önce fayton gezisiyle başlıyoruz. $2 karşılığında faytonla meydanda hızlı bir tur atıyoruz. Nakş-ı Cihan Meydanı'nda bir tur yaklaşık 3 dakika 4 dakika sürdü. Gayet de memnun kaldık. Fayton turumuzdan sonra yürüyerek dolaşmaya çıktığımız meydanda resim yapan üniversiteli gençleri görüyoruz. Her biri meydanın bir köşesine oturmuş çalışmalarını yapıyor. Biz de aralarında dolaşıp o ne yapıyor, bu ne yapmış, şu ne yapacak diye hayran hayran bakıyoruz. Bakmakta kalmayıp resimleri elimize alıp meydanın hangi köşesini yapmışsa oraya doğru tutup güzel olmuş falan da diyoruz. Tabii onları rahatsız ettiğimizi düşünmeden. Sağ olsunlar bize güler yüz ve sabırla karşılık veriyorlar. Nakş-ı Cihan Meydanı'nda üniversite resim bölümünde, sanat bölümünde okuyan arkadaşlar buraya gelip gayet rahat bir şekilde çalışabiliyorlar. Kimisi sulu boya çalışıyor, kimisi kara kalem çalışıyor. Kimse onları rahatsız etmiyor. Burada gelip güzel güzel resimler yapıyorlar. Mesela bu arkadaşlar sulu boya resimle İmam Camii'nin, Lütfullah Camii'nin resmini yapıyorlar. Pelle pelle.
Mesela bu arkadaşımız bu resmi çizmiş. Nakşibendi Meydanı'nda İmam Camii. Böyle döndüğümüz zaman güneş biraz ters geliyor olmasına rağmen gösterebiliriz. Bu kuleyi orada görüyorsunuz buradan. Aynı şekilde biraz önce size gösterdiğimiz imam kubbesini ve minareyi ve kuleyi işte bu oturduğu noktadan gördüğü şekliyle çiziyor. Sonraki günlerde meydanın aynı bölgesinde başka başka öğrencilerin de çalışmalar yaptığına şahit oluyoruz. Onların da aralarında dolaşıyor, sorular soruyor, hatta bir tanesine kara kalem resmimizi çizdiriyoruz. Bizi kırmıyor. Yaklaşık yarım saat sürecek kara kalem çalışmasına başlıyor. Öğretmeni yanıma gelip acemi bir talebeye resmini çizdiriyorsun diyor. Öğrenci bana kıpırdama diyor. 3-5 kez yırtılıp baştan başlanan çalışmanın sonunda işte bu resim ortaya çıkıyor. Meydanda sadece resim yapan öğrenciler yok. Fotoğraf çekenler de var. Onlar da meydanın orasının burasının resmini çekip kendilerini geliştiriyorlar. Lise yakaladığımız bir grup öğrenciye köşe bucak dünya diye bağırmalarını sağlama telaşındayız. Dünya, my program name köşe bucak dünya. I say one, two, three. Köşe bucak dünya. Thank you very much. Bu arada gene meydanın en güzel zamanı gelip çatıyor. Akşam ezanıyla birlikte meydan masalımsı bir atmosfere bürünüyor. Işıklar kandil misali yanarken havuzundan gelen su sesi terapi gibi üzerimize müthiş bir dinginlik çöküyor ve manzara günün tüm yorgunluğunu alıp götürüyor. Meydan bu saatlerde bir başka güzel. Mescid-i İmam ya da İmam Camii, Nakşibendi Meydanı'nın güney kısmında bulunan akıllara zarar bir camidir. Her ne kadar dışından ihtişamlı görülse de caminin içerisine girene kadar ihtişamın bu boyutlarda olduğunu biz de bilmiyorduk. Cami 1. Şah Abbas tarafından 18 yıllık bir çalışma sonucunda 1629 yılında tamamlanabilmiş. Kapısı 30 metre yükseklikte. 54 metre ana kubbesiyle tüm İran'ın en etkileyici yapılarından birisidir. Çinileriyle ünlü İsfahan'ın her şeyiyle, her duvarıyla, her kubbesi, her yeriyle Çinilerle kaplanmış olan İmam Camii'ni hep birlikte gezelim. Buradaki akustik o kadar mükemmeldir ki küçük bir fısıltının bile ne kadar çok yankılandığını duyabiliyoruz. Kubbenin tam altına geldiğinizde
buradaki sesin ne denli etkileyici bir biçimde yankılandığını görmek bizi şaşırttı. Köşe, bucak, dünya. O muhteşem Çinili koridorlardan, duvarlardan sonunda böyle bir avluya açılıyor. Ama öyle böyle değil. Yani muhteşem büyük bir avlu ve bütün her yer çinelerle kaplı. Bu tarafta gördüğünüz gibi ayrı bir külliye var. Oradan da gene kubbelerle, katlarla devam ediyor. Hemen onun yanında da gene değişik avlulara açılan kapılar var. Orası da devam ediyor. Yani siz zannetmeyin ki bu gördüğünüz kadar. O girişte zaten bir etap var. Burada gene ikinci büyük bir kapı var. Oradan da devam ediyor külliye. Ve gördüğünüz gibi iki kattan oluşuyor. Gene burada da küçük avlulara açılan bölümler var. Bir tanesine giriyoruz. Küçük avlularda neler var? Bu avlu anladığım kadarıyla namaz kılınan bir bölüm. Bazı zamanlar demek ki sadece burada namaz kılınıyordu. Orada imamın namaz kıldıracağı yerle birlikte, mihrapla birlikte küçük bir avlu. Belki diğer avluda bir medrese, okul var. Gezdiğimiz caminin avlusunun bir köşesinde çizim yapan öğrencileri görünce yanlarına gidiyor ve duvarlardaki çini detaylarını çalıştıklarını görüyoruz. Biraz sonra hocaları gelip öğrencilerin çizimlerini kontrol ediyor. Bize desenlerin manaları ile ilgili bilgi veriyor. Meğerse çinilerdeki her desen ve figürün manaları varmış. Şahın gülü olarak adlandırılan bir desen, bereket temsili nar, üzüm, çiçekler ve daha niceleri. Kendimizi cami atmosferine o kadar kaptırmışız ki vakit akıp gitmiş. Buna rağmen buradan ayrılmak istemiyoruz. Çünkü burada güneş ışığının geliş açısına göre atmosfer her daim başkalaşıyor. Ve ışığın çinilerdeki yansıması bizi adeta hipnoz ediyor. Yine akşam ve yine Nakşi Cihan'ın o bildik, büyüleyen görüntüsü.
Günlerdir Nakşi Cihan Meydanı etrafında gezip duruyoruz. Bugün meydanın çekiminden kurtulmaya karar verip ilk olarak İsfahan'ın en güzel köprüsü olarak kabul edilen Kaşı Köprüsü'ne gitmeye karar veriyoruz. Gayet yeşil ve dingin caddelerden geçerek Zayende Nehri üzerinde kurulmuş Kaşı Köprüsü'ne ulaşıyoruz. İki kattan oluşan köprünün tam ortasında her iki tarafa da bakan şahın nehri seyretme yerleri var. İsfahan malum köprüleriyle meşhur. Bu nehir üzerine, Zayende Rud Nehri üzerine kurulmuş köprülerden ilki Kaşı Köprüsü. Ondan sonra Siyasepol ve diğer köprüler geliyor ki 70'in üzerinde bu kadar güzel, bu kadar görkemli köprüler var. Bu köprünün aşağı yukarı yüksekliği 12 metre ve 21 tane kemerden oluşuyor. Köprü 1650 yılında yapılmış ve yaklaşık 133 metre uzunluğunda. Köprü hakikaten güzel ve enteresan bir manzaraya sahip. İki kattan oluşuyor. Alt katında merdivenler var. O merdivenlerde fotoğraf çekenler, yeri geldiği zaman balık tutanlar, oturanlar, piknik yapanlar görülebiliyor. Köprünün alt katı böyle merdivenlerden oluşuyor. Merdivenlerde hava iyi olduğu zaman buraya insanlar oturup nehri seyrediyorlar. Ya da gelip burada bu abimizin yaptığı gibi balık tutuyorlar. Bu arada tuttuğu balıklar ufak olduğu için tekrar suya atan adam dikkatimizi çekiyor. Kendimizi Hüseyin'in bize tahsis ettiği araba ve rehber Yusuf'a teslim ederek köprüden ayrılıyoruz. Yolda İran-Irak Savaşı'nda şehit olanların ebedi istirahatgahı Gülistan Şehitliği'ne uğruyoruz. Yıllarca süren ve milyonlarca insanın hayatına mal olan anlamsız savaşın ardından ne kadar çok acılar bıraktığına şahit olarak şehitlikten ayrılıyoruz. Yolumuza devam ederken Yusuf henüz inşaatı bitmemiş Cuma Camii'ni işaret ediyor. Bitince Cuma namazlarını burada kılacaklarını belirtiyor. Bu arada İran'da Cuma namazlarının her camide değil sadece belli camilerde kılındığını öğrenmiş oluyoruz. Kuş Kalesi ya da sarayı diyebileceğimiz bu yerin geçmişi 400 yıl öncesine dayanıyor. Özetle burası haber güvercinlerinin ana istasyonu. İsfahan öyle gezmekle bitecek gibi görünmüyor.
çok az bilinen, herkesin bilmediği ilginç şeyler çıkıyor caddelerinde, sokaklarında. Bunlardan bir tanesi de Kuş Kalesi. Kuş Kalesi'nde ne var? Eskiden haber güvercinleri vardı, bilirsiniz. O haber güvercinlerinin bulunduğu, beslendiği kafes gibi yapılmış. Şah döneminde dünyanın dört bir yanına haber götüren güvercinler buradan yola çıkıyor ve buraya dönüyorlarmış. Haber güvercinleri o dönemde tüm devletler kullandı ama onlara böyle bir yer yaptılar mı bilmem. Bakalım haber güvercinlerinin kalesi nasıl bir yermiş. Gördüğünüz gibi samanla karışık çamurdan kuş yuvaları, güvercin yuvaları yapılmış. Böyle binlerce güvercini alabilecek şekilde. Yukarıya doğru baktığımız zaman kule şeklinde devam ediyor. Bu kuleden diyelim ki güvercinler pislediler. O pisledikleri pislik aşağıda toplanıyor ve onu da o zamanın çiftçileri gelip alıp götürüyorlar tarlalarında kullanmak üzere. Bu etkileyici yapı gene bir o kadar etkileyici güvercinler için yapılmış. Çünkü bu güvercinler günde 160 kilometre yol kat edebiliyor ve 2000 kilometre uzaklığa mesaj iletip geriye dönebiliyorlar. Özel bir eğitimden geçen güvercinlerin soyundan gelen güvercinler de haberci güvercin olarak kullanılıyormuş. Gerçekten hem çok iyi kullanılmış, her yere kuşların yuva yapabileceği yerler güzelce ayarlanmış, hem de odalar belli bir havalandırma düzenine göre yapılmış. Kuş kalesinin yapısı o kadar hassas düşünülerek yapılmış ki, yaz-kış ısı dengesinden tutun da hava dolaşımına kadar her şey olması gerektiği gibi. Ve açık alana çıkıyoruz. Açık alandan baktığınızda muhteşem bir İsfahan manzarası. Gördüğünüz gibi aşağı cadde, yeşillik. Gayet güzel, muhteşem bir İsfahan manzarası. Ki Kuş Kalesi denmesini şimdi anlayabiliyorum ki kuşlar krallar gibi yaşamışlar. Şimdi bile bu kadar güzel kuşların bakıldığı bu kadar güzel bir yer olduğunu tahmin etmiyorum. Samanlı çamurdan duvarların bir santimi bile israf edilmeden kullanılmış. Toplanan kuş dışkıları ise tarlalarında kullanılmak üzere çiftçilere veriliyormuş. Ha, bu arada unutmadan bu kuş sarayının tarihi 400 yıl öncesine dayanıyor. Gördüğümüz bu ilginç yapıdan tabiri caizse bir yaşımıza daha girerek ayrılıyoruz.